Bir, büyük bir cami düşünün Osmanlı'dan. İki, Selçuklu'dan bir desen düşünün ama sıradan bir desen değil. İlk deseni Selçuklular Sivas'ta veya Erzurum'da bir camide kullanmışlar. Onu düşündüm, camiyi resmini aldım, üst çizgiler olduğu için ona çok yakın çalışmam lazım. Ve bu benim altayım alır, sadece çizmem. Bir de büyük bir şeye çizeceğim, bu çok şeyim alır. Ben yine Osmanlı ve Selçuklu üzerinden devam etmek istiyorum. Evet. O yüzden önden Selçuklu ve Osmanlı. Bebekken çok sevimli bir çocuktu. Biraz tombuldu, öyle çok kilolu da değildi. Baktığınız zaman hani yanaklarını sıkasınız gelir ya, öyle bir çocuktu. Çocukluk döneminde biraz yaramazdı. Okulu pek sevmezdi. Zaten çok başarılı da değildi okulda. Sanata becerisi olduğunu da biz hiç fark etmedik. Ta ki 2011 yılında belediyenin engelli eğitim merkezi açıldığında burada başladı. Ve bizim fark etmediğimiz, belki kendisinin bile farkında olmadığı Çin'e çok yetenekli olduğu ortaya çıktı. Babam okumamı çok isterdi. Ben babamdan evveli eve kaçardım, okuldan. Okumaktan nefret ederdi. Burada liseyi bitirdim, hocalarım sayesinde. Yani hiç alakası yoktu. Elime kalem almadım hayatımda. Burada Çin'i ile çalıştım işte. Çin'i de başladı benim her şeyim. Arap Murat Akkoyun'un oğlu. 10 yıl öncesinde ilk tanışmamız, ilk Çin'i sınıfının ilk öğrencisi. Direkt karşımda duran bir öğrenci. Yaklaşık 20 öğrencinin içerisinde tabii ki dikkatimi çeken bir öğrenciydi. O gün tanışmamızdan sonra 10 yıldır sürekli birlikte çalışıyoruz. Çin sanatını gerçekten resmen fırçayla birlikte dans eder hale geldi. Çin hoşuma gitti. İlk gördüğümde çok hoşuma gitti. Çünkü böyle rengarenk hoşuma gitti. Bir rahatlama geldi bana. Dedim ben Çin'e yazılacağım. Çin'e yazıldım. Sonra Hacer annemle tanıştım. Hacer annemle tanıştıktan sonra bana ilgi duyması, öbür öğrencilere de ilgi duyması daha hoşuma gitti. Bize öğretmen gibi değil, bir anne gibi yaklaşması çok hoşuma gitti. Ben de daha azimle, daha gayretle Çin'i yapmaya devam ettim. Mesela bir Çin'i öğrencisi, bir Çin'i yapmak için en az bir sene uğraşması lazım. Ben bu aşamaları çok hızlı geçtim. Hocam da bana destek oldu. 3 ay içinde tabağa geçtim. İlk önce zaten bir kalemle başladık ama kalemden ziyade direkt fırçaya geçtim Arap'la. Çünkü gerçekten çok güzel tutuyordu. Yani fırçayı defalarca onu anlatmama gerek kalmadı. Bir fırçayı aldı. Alış o alış. 10 yıldır bırakmıyoruz fırçayı. Heyecanlı ve çok çabuk kavrayan bir çocuk. Bu benim için çok kolay oldu. Onunla birlikte uzun yıllar çalışmamda da çok büyük bir etken. Hafiften yaprak çizimleri, arkasından normal bir papatya çizelim dedik. Bir baktık papatya güle dönüşmüş. Dedik ki laleye geçelim. Laleyi çizerken baktık lalenin artık böyle düz bir lale değil de artık hareketlenmeye başladı. Hareketli laleler, sağa bakan, sola bakan laleler. Bildiğimiz sizin mangalda kullandığınız odun kömürü vardır. Kömürü biz öyle bir hale getiririz ki çorabın içinden geçer.
onu üstüne sürdüğünüz an o deldiğimiz desen tabağa çıkar. Kömür tozuyla geçirdikten sonra fırçayı verdim Murat'ın eline. Bakalım neler yapacağız dedik. Ama dediğim gibi yine maşallah kabiliyetli bir çocuk. Direkt tahriri ben buradayım dedi zaten. Yani bir karo üzerinde, bir ham bisküvi ürün üzerinde Murat fırçayla çok zorlanmadan başladı. Renklerle tanıştı. Tabak çiziminde tamamıyla Çin'in ana rengi olan mavi, turkuaz ve tonlarından oluşan tabaklarla başladık. Basit desenlerden başladık. Bunlar Hitit dönemine ait desenlerdi. 12 tanrı, kurtbaşlı insan, Hitit güneşi, Hitit'in altındaki geyik gibi desenler vardır. Bunları yapmaya başladım. Bunlar çok basit geldi. Sonra ben yaprak modeli yani Osmanlı'ya dönmeye başladım. Osmanlı'ya döndükten sonra bu sefer ne motifler çoğalmaya ve karmaşıklaşmaya başladı. Karmaşıklaştırma, laleler girdi bunun içine, güller girdi. Gittikçe bu motifler değişmeye başladı. Nar oluşturmaya başladım, bir gül oluşturmaya başladım, bir dal oluşturmaya başladım. Bunlar en zor aşamaya da Çin'de, Çin'in anası denilen şeyde, Haliç'tir. O da yuvarlak yuvarlak bir desendir. Bu Çin'in anasını bitirdikten sonra Çin'i işi bitmiştir. Eseri üzerinde çalışırken resmen dans ettiğini, o eserde üzerinde yaşadığını görüyorum çizimlerini yaparken. Selçuklulara biraz daha hafif desen olur ama Osmanlı'nın zamanındaki Çin'i desenleri daha ağır, daha meşakkatli, daha zor. Murat'ın sanata yeteneğini bilmediğimiz için şaşırdım. Tabii ilk ürünleri biraz daha şimdikine baktığımızda tabii acemilikler vardı. Böyle dört dörtlük değildi. Ama çok kısa bir sürede daha da geliştirdi kendini ve çok güzel eserler yaptı. Özellikle Osmanlı dönemine ait camilerin Çin'e aktarılması. Yine Çorum bölgemizdeki Hititlere ait Tanrı Tanrıça ya da benzeri Güneş Kursu gibi eserleri Çin'e aktararak çok güzel şeyler çıkarttı. Selçuklu'da mesela tek sır kullanmaya başladık mesela. Mavi sır.
Selçuklu'da genellikle düz çizgiler olduğu için o mavi sırı gayet kaldırılıyor. Kırmızı sır, sırf. Sır boya yoktur onun içinde. Aynı zamanda fırınlama olayımız var. Mukavemet kazanabilmesi ve Çini'nin gerçekten Çini olarak bir eser olarak çıkabilmesi için olmazsa olmazı fırınlanmasıdır. Artık o en son aşamadaki bizim sır dediğimiz, hatta kendi aramızda sakın kimseye söylemeyin bu sırdır diye de aramızda böyle bir latifemiz var. Sırlayıp arkasından da fırınlama olayını da birlikte yapıyoruz. Fırın bekleyişi bizim için çok sancılı, meraklı, heyecanlı bir bekleyiş. Çünkü aylardır belki büyük bir eserine verdiği zamanını, süresini o birkaç saat içerisinde bize sonuç verecek. Çok güzel çıktıysa çok mutlu oluyor. Ama bu esnada tabii ki aramızda güzel, sıcak, samimi bir öğrenci-öğretmen ilişkisinden ziyade daha samimi bir şey oluştu. Artık bana ana demeye başladı. Bizim Çini çalışmamız ana oğula dönüştü. Ana oğul Çini çalışması. Kendimizce böyle bir şey oluşturduk. Anne demem nedeni de çünkü bir hoca gibi değil. Bütün öğrencilere anne gibi davranmıştı. Çini sanatçısının olmazsa olmazı, kendini en çok gösterebileceği ürünler dik objelerdir. Vazo çalışmalarımız, arkasından küp, oval, daha çok desenli çalışmalar, ibrik tarzı çalışmalar. Bizim bu çalışmalarımız aşama aşama yıllarımızı aldı ve 10 yılda ben ona üstadım diyebileceğim bir seviyeye geldi. Her türlü objeyi çizebilecek, boyayabilecek, ortaya çıkarabilecek bir seviyeye geldi. Büyük eserler yapmaya başladı. Bu
Murat'ın Hitit motiflerin çizmesi. Yine ben aynı zamanda sanat tarihi eğitimi de aldım arkeolojiyle birlikte. İşte Osmanlı döneminin camilerini falan yaptığını gördüğümde ekstra hoşuma gitti. Hem şaşırtıcı oldu Çin'i yapması ve güzel eserler ortaya çıkartması, hem de bu tip arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili motifleri ve figürleri yapması bir arkeolog olarak beni çok daha mutlu etti. Ebru'ya gelince, Ebru'yu ilk kurgulayan belki biziktir şimdi. Kütahya'dan gelen her malzememiz beyazdır. Ona da biz astar deriz. Bunu Hacer Hocam düşündü. Ebru'ya bandıralım nasıl bir şey olur dedi. Müthiş bir şey çıktı, rengarenk. Bunun üstünde Çin'i yapmaya başladı. Belki biziktir yani, Çin'i Ebru'da kullanalım. Başka kullanan var mıdır bilmem. Hiç duymadım şimdi. Hiç de görmedim. Ebru'yla başladım. Boyamamamıza gerek kalmadı. Zaten altta boya var. Ben tahlilledim. Üstüne siyah boya attım. Çünkü bizim Ebru'ladığımız genellikle Hitit desenleriydi. Çünkü Hitit desenleri basit olduğu için, yanlış anlamayın yani, çizimi basit. Zor. Ama işimi basit olduğu için müthiş bir yakıştı ona. Ebru'lu. Ebru'lu çok güzel yakıştı. Ben buradayım dedi. Normal Ebru, normal desen, ama Ebru'lusu ben 100 kere daha buradayım dedi. Artık Arap Murat bu eserlerini yaparken etrafı tarafından da fark edilmeye başlandı. İnsanlar gördükçe önce inanmak istemediler tabii ki. Ama biz bunu Murat'ın yaptığı eserlerle onu tanıtmaya, anlatmaya çalıştık. Birçok sergilerde, birçok programlarda yer aldı. Bunların içerisinde insanlar gördükçe artık biz siparişler almaya başladık. İşte il dışından gelenler veya bürokratlar tarafından da bunlar görülmeye, keşfedilmeye başlandı. Tabaktı, işte bir vazoydu derken çok büyük talepler geldi. Murat bunlardan küçük küçük karşılıklar almaya başladı. Akabinde baktılar ki gerçekten güzel eserleri var. Belediyemiz tarafından, işte dediğim gibi milletvekilleri, hatta Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi birçok eser yapıp gönderdik. Beni sağdan soldan duymaya başladılar. Çok kere gittim bu Çin'i sayesinde. Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Ondan sonra 3-4 kere elçiliklere gittim. Yurt dışına eserlerim gitti. Çorum da en az 200 tane sergi yapmışım. En az bina. Yurt dışına kaç tane eser gitti bilmiyorum sayısını. Meclise kaç tane gitti bilmiyorum sayısını. Benim özellikle askerlere çok ilgim vardır. Asker olmayı çok severim. Ben Hakkari Şemdinli Karakolu'ndan tutup Tunceli'nin Kürümür'de karakola kadar eser göndermişimdir. Orada askerlerimize hediye olarak.
Ben zaten en büyük hayalim asker oldu. O yüzden askerlere çok şeyim var. En çok hiç para aldım. Hiç işim olmaz parayla. Bütün yaptıklarımı da hep savunma sanayine bu bağışlamışımdır. Bugün bir şey duydum. O çok hoşuma gitti. Kurtuluş Savaşı'nda Şanlıurfa'da imamın biri cemaat geliyor diyor ki hocam hadi namaz kıldır bizi. Siz diyor önde dışarıda düşmanlara kovun. Ondan sonra ezan okunacak diyor. Bu yüzden savunma sanayi bizim için çok kutsaldır. Ben kendimi o yola adadım. Neyim var neyim yok hepsini savunma sanayine bağışladım. İnanamadılar. Mesela bir gün hiç unutmuyorum. Sanatçılar geldi. Ben bir çinimi gösterdim. Bunu dedim ben yaptım. Yok dediler. Sen yapmamışsın. Karşılarına geçtim aynısını bir daha çizdim. Bir daha bir şey diyemedim. Ön yargıları gördüm. Sanatın yani belli bir aristokrat ya da burjuva sınıfına ait olmayacağı, nasıl ki genel olarak yaşam hepimize verilmiş ortak bir şeyse, ayırmıyorsa sınıf olarak bu hayatta hepimiz varsak, sanatı da sadece işte burjuvazi ya da aristokrat sınıfın icra ettiği bir done olarak görmüyorum ben. Halk da sanat yapıyor, yapabilir ve yapıyor da. Bunun örnekleri var. Edebiyat deyince Osmanlı döneminde sanki divan edebiyatı sanat, diğeri sanat değil gibi bir algı vardı. Ama halk da sanatçıydı, edebiyat yapıyordu. İşte Karacaoğlanlar, Dadaloğulları gibi. Burada da Murat halktan biri olarak bir sanat icra ediyor. Yani bu işin mektebini okumamış olsa da artık alaylı diyebileceğimiz bir şekilde... çekirdekten, buradan yetişerekten halktan biri olarak bir şeyler yapıyor ve bu hani başka nasıl tanımlanır bilmiyorum. Açıkça yaptığı şey sanattır bana göre. Arap Murat çok sinirli aslında yapısal olarak. Çünkü sinirli ve agresif olmasının sebepleri var. Sanat, özellikle Çin'i sanatı Murat'ı bu düşüncelerden arındırıyor, uzaklaştırıyor. Ona bir objeyi çizmeyi, boyamayı verdiğiniz zaman onun o şeyleri bir anda sanki yok oluyor. Kendini çizim yaparak mutlu hissediyor. Kendini o sinirden, agresiflik durumundan uzaklaştırıyor. O işin içerisine girdiği zaman o bitene kadar Murat kendini resmen resetliyor. Öyle bir fırçayı, boyayı aldıktan sonra işine odaklanıyor ki o özel dünyası bir anda yok oluyor. Çok şedamkör bir meslektir bu. Bir hafta geçirdin mi çizemezsiniz. Çünkü bu el beceriniz gider. Mutlaka her gün onu çizmek zorundasınız. En ufak derecede olsa bile bir motif çizmek zorundasın. Çok nankör bir meslektir ama çok güzel bir meslektir. Sizi o kadar rahatlatır ki bu dünyadan alır götürür. Başka bir dünyaya bile hiçbir derdin kederin olmaz. Hiçbir tasam olmaz. Her şey boz pembe olur. Kafanda hiçbir şeyin olmaz. Gayet rahat. O tahlili aldığım zaman... Murat olur başka bir Murat. Müthiş bir keyfim gelir. Beni hiç kaldırmasalar 24 saat çizerim.